Yağmurlu bir İsveç gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Eylül ayı geldi. İskandinavya'da havalar soğudu ve artık her gün yağmur yağıyor. Önümüzdeki aylarda kar yağmaya da başlar. Siz tabii şu an Türkiye'de cennet vatanda, plajlarda ellerinizde kokteylleriniz, denize giriyorsunuz, tatil yapıyorsunuz. Tamam, linç yemek istemiyorum. Havalar burada soğuk arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ev tuttuk. Giderlerimiz ne kadar, neler aldık, neler yaptık, bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle evimizi göstereyim sizlere. Evimiz böyle tatlı bir ev. Hepsi bizim değil. Biz arka tarafta alt katta oturuyoruz maalesef. Ev bulmak burada gerçekten çok zor. Hemen şurada otobüs durağı mevcut. Otobüs durağından direkt hanım üniversiteye akıyor. Aylık 600 kron veriyor otobüs biletine. Sınırsız kullanabiliyor. Biz arabamızı buraya koyuyoruz. Evin içinde park dahil. Çoğu evde park yok. Parka ayrı para veriyorlar. Bizim için bu güzel bir artı, 300-400 kronluk bir masraftan kurtuluyoruz. Araba alma, niye araba alıyorsun diyenler içinde. Burada işe gitmek için genelde arabaya ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Arabaya erişiminiz var mı diye soruyorlardı. Ondan dolayı araba aldık. Bahçemiz böyle, bu şekilde. Her gün mangal yapıyoruz arkadaşlar. Yemeklere alışamadık burada. Çareyi mangalda bulduk. Mangal yapmaya da devam edeceğiz. Kimse bizim mangal sevdamızı sorgulamasın. Bahçemiz de bu şekilde. Evimizin girişi de burada. Tatlı bir şekilde İsveç'te yaşamaya, mücadele etmeye başladık. Umarım hayırlısı olur. Bu tarz videoların devamı için sizlerden tek ricam, videoya bir beğeni atmanız arkadaşlar, destek olmak için bizlere. Fikirlerinizi de yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Videoya şöyle bir 500 beğeni gelirse çok mutlu etmiş olursunuz beni. Fazla uzatmadan evin içine geçelim. Bakalım evimiz nasıl, beğenecek misiniz? Selamlar arkadaşlar. Hala başlamadıysanız Razi Online'a başlamanın tam zamanı. Birbirinden güzel ödüller. 23 Eylül'e kadar oyuna giriş yaparsanız sizlere sağlanıyor. Şu an 65 level sınırı ve oyundaki birçok özellik aktif edildi. Kanalımda birçok Rise Online videosu mevcut. Onları izleyerek nasıl oynanacağını, neler yapacağını görebilirsiniz. 23'üne kadar hesabınızı oluşturup giriş yapıp ödülleri kaçırmayın arkadaşlar. Ekstra olarak Rise Online'ı bilmeyenler için de Rise Online Massive Multiplayer Online Role Play Game. Ne yapıyorsun abi? Giriyorsun, levelini kasıyorsun, çarını düzüyorsun, savaşıyorsun, farmını atıyorsun. Eğlenerek paranı kazanıyorsun. Oyunda bireysel olarak girebileceğiniz 2 tane dungeon, buradan gösterelim. Solo dungeon 2 tane girebiliyorsun. Bir tane de party dungeon girebiliyorsun. Bu zindanların içinden, bu dungeonların içinden efsane eşyaları kazanabiliyorsunuz. Aldığınız bir eşya abartısız Türk parasıyla 10.000, 15.000 TL'lere satılabiliyor. Bu işlemleri de oynak üzerinden yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki açıklamada bulunan linklerden de oyunu indirip güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Detaylı videolarda kanalımda mevcut. Göz atarsanız sevinirim. Devam edelim. Evet, evimize geldik. Eve giriyoruz. Girdikten sonra şöyle valizler, ayakkabılar, montlar bizleri bekliyor. Sonra şurada şöyle güzel tatlış mı tatlış bir mutfağımız var. Evin içinde buzdolabı, fırın dahil. Ekstra olarak da çamaşır odası var yan tarafta. Orada çamaşırları yıkıyoruz. Gün alıyorsunuz, o şekilde yıkıyorsunuz. Onun dışında şöyle eve doğru döndüğümüz zaman... Ne oluyor arkamda? Evet, şimdi evde arkamdan geçiyor çıkmamak için. Neyse. Onun dışında şöyle evimiz tatlış, minimalist, küçük bir ev. İşte IKEA'dan aldığımız eşyalarımız mevcut. Eve ilk geldiğimizde evin içinde sadece şu gördüğünüz L koltuk ve şu küçük odadaki yatağımız vardı. Onun dışındaki her şeyi biz kendimiz aldık. İşte IKEA'dan aldık her şeyi. Masa, sandalye, orta sehpa, yemek masası, halılar ve benzeri birçok mutfak eşyasını da buradan aldık IKEA'dan. Toplamda 3000-3500 kron civarı bir para harcadık evi düzerken. Onun dışında şöyle ev turumuz burada bitti demek istiyorum. Şöyle şurada kamerada da ben varım. Onun dışında şöyle geçelim, yatak odamıza gelelim. Yatak odamızdaki yatağımız çok küçük. Buraya büyük bir yatak alacağız. İlerleyen süreçte de onu da alırız inşallah. Farklı bir durum yok ev konusunda. Burada gördüğünüz gibi ben yayınımı burada yapıyorum. Buradan tatlı bir yayın yapıyoruz. Evin kirası, elektrik, su ve ısınma dahil hepsi 5000 kron. Bunu birazdan konuşuruz. Ekstra olarak bir modem aldım. Onu da konuşuruz, anlatırım. Şöyle el salla aşkım. Ekstra olarak şöyle mükemmel bir villa, ebeveyn banyomuz mevcut. Başka da banyo yok zaten. Banyo da bu kadar işte. Küçük, minik, tatlış. Bu şekilde. Evi tuttuk. Oturuyoruz şu an. 1,5 aydır falan İsveç'teyiz. Türkiye'deyken 3+1 evde oturuyordum. Buraya geldim. 1,5+0 evdeyiz. Türkiye'deyken 2010 model arabam vardı. Burada 2004 model arabam var.
Avrupa'ya geldiği zaman insanların hayat standartları yükselir diyorlar. Bizim hayat standartlarımız bayağı bir dibe vurdu. Ama tabii ki başlangıç bunlar. Başlangıçta zorlanmayan yoktur diye düşünüyorum. Yani babasının milyon dolarları olanlar zaten Avrupa'ya gelmez. Biz geldik. Alışma sürecindeyiz şu an burada. Elimizden geldiği sürece ortama uyum sağlamaya çalışıyoruz. Zorluklarla karşılaşıyoruz tabii ki. Bunları da yavaş yavaş aşacağız. Evi nasıl tuttuk? Arkadaşlar İsveç'e yeni gelecekler, gelenler varsa İsveç'te ev tutmak inanılmaz zor. Hatta İsveç'in en büyük sorunlarından biri. Bunun sebebi de 18 yaşına gelen bütün herkes burada ayrı eve çıkıyor çocuklar. Bir adam 18 yaşına geliyor, direkt ayrı eve yerleşiyor. Ve belediyeler de doğayı bozmamak için yeni ev yapmıyorlar. Ondan dolayı bir ev sorunuyla karşılaşılıyor. Ama bostat.blocket.se diye bir site var. O siteden ev tutabiliyorsunuz. Oradan işte ev kiralayanlara bakıyorsunuz. Ama o sitede inanılmaz pahalı. Yani her yerde, internet ilanlarında her yerinde evler çok pahalı. Bizim bu kaldığımız küçük ev mesela o siteden tutmuş olsaydık 7000 kron civarında tutabilirdik. Çevre yapıp biraz etrafı tanıdıktan sonra, birkaç kişi bulduktan sonra küçük bağlantılarla uygun fiyatlara daha güzel evlerde bulabilirsiniz. Bu da İsveç'e gelecekler falan varsa, gelmeyi düşünenler falan varsa aranızda düşünsün, aklında bulunsun. Biz şimdi ne kadar para ödüyoruz bu eve arkadaşlar? Bizim evimiz 55 metrekare. Elektrik, su ve ısınma hepsi içinde aylık 5100 İsveç kronu. Ayrı olarak interneti de aylık ben 400 İsveç kronu para ödüyorum. Yani 5500 İsveç kronu bu eve gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Söylemiştim zaten. Bu evin içine park da dahil. Park normalde 300-400 kron. Park yeri olmayan evlerde para veriyorlar arabalarını park etmek için insanlar. Biz bu yönden şanslıyız. Farklı olarak da ben iki tane iş görüşmesi ayarladım. Birine gittim. Diğerine de yarın gideceğim. Sizler bu videoyu izlerken ben de artık mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Biri McDonald's'tan dönüş oldu. Bütün iş ilanlarına başvuruyorum internet üzerinden. McDonald's'tan bir dönüş oldu. Interview yaptık, gittik, mülakata gittik. Yani McDonald's'taki basit bir iş için bile teferruatlı bir burada mülakat yapıyorlar. İngilizce bir mülakat oldu. Çok gergindim ama konuştukça rahatlıyorsun. Biraz İngilizceniz iyiyse, biraz da özgüveniniz varsa bunun da üstesinden gelebiliyorsunuz. Zaten çok fazla McDonald's'ta acayip bir yetenek, tecrübe aramıyorlar. Ondan dolayı rahat oldu. Yarın gideceğim iş görüşmesinde ise ben Türkiye'deyken depo uzmanıydım. Yine bir depo işi için iş görüşmesine gideceğim. Bir saat falan sürecek o. O bayağı bir uzun olacak. Ona da hazırlanıyoruz. İnternetten videolar izliyoruz. Bakıyoruz neler soruyorlar, neler sormuyorlar. Bu şekilde İngilizce mülakat videoları izleyerek de geliştiriyoruz kendimizi. Umarım yarınki gideceğim iş görüşmesinde mutlu oluruz. O işi de alırız. Çünkü McDonald's'ta çalışırsam vardiyalı olacak saatler. Ama bunda sabit bir vardiya. 5 gün çalışıyorsun, 2 gün izin. Benim en sevdiğim iş tipi arkadaşlar. Ekstra da bir durum yok. Şimdi söyledik, 5500 kron bizim ev giderimiz var. Artı olarak da bizim mutfak masraflarımız, yaşam masraflarımız var İsveç'te. Biz 2 kişiyiz. Çok fazla aşırı yemek yiyen, çok fazla dışarıda para harcayan insanlar değiliz. Bizim maksimum ayda harcayacağımız para 4000 kronu geçmez. Şu ana kadar harcadıklarımızdan yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum size. Maksimum harcayacağımız para 4000 kron olur. Bunu şu ana kadar yaptığımız harcamalardan sizlere söyleyebilirim. Asgari ücret de burada 24.000 İsveç kronu. Ama şöyle bir şey, aldığınız maaşın %32'sini devlet direkt vergi olarak sizden alıyor. 24.000 İsveç kronunun %32'si gittiği zaman 17.000 kron cebinize para kalıyor. Yani 10.000 kron bir giderler, 6-7.000 kron da cebinize para olarak kalıyor. Tabii ekstra olarak benim masraflarım da var. Daha iş, mesela McDonald's işi olursa 10 kilometre buraya arabayla gideceğim. Depo iş olursa 30 kilometre arabayla gideceğim. Yani aylıkta bir depoyu 800 krona dolduruyorum, fulluyorum. 40 litre alıyor sanırım, aynen 40 litre. O da beni 600 kilometre falan götürüyor. Bir 1500 krona işte ne bileyim arabanın benzin masrafı olur. Arabanın her ay sigortası var. 250 kron ona para veriyorsun. Ekstra olarak ben sigara kullanıyorum, ona bir para gidiyor. Yani bir 10 binin üstüne bir 2000, 2500 de ekstra masrafı olarak koyduğun zaman 12 bin, 13 bin bize yeterli oluyor şu anlık. Ama tabii ilerleyen günlerde daha çok masraflarımız çıkacak. Biz daha buraya yeni geldik. Daha telefon alacağız. Ona ayrı olarak masraf yapacağız. Telefon nasıl olacak? Aylık hattın üstüne. Mesela aylık 400 kron para öderek hem mobil hattım hem de iPhone 12'yi almış olacağım. Bu şekilde denk gelecek. Tabii işten kazandığımız para da artabilir, azalabilir. İlerleyen günlerde bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.